Hepinize merhabalar, ben Orhun Kayal. Bugün karşınıza yeni bir video serisiyle çıkacağım. RimWorld'de eksi 80 derecede bir buz denizinde hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım nereye kadar başarılı olacağız, ne zaman öleceğiz, öleceğiz mi, başarabileceğiz mi, hep beraber göreceğiz. Şimdi RimWorld oyunun nasıl oyun serisinde aslında bir videosunu çekmiştim, biraz anlatmıştım, tanıtmıştım. Eğer ki oyunla alakalı bilginiz yoksa ona da göz atabilirsiniz. Ama bu böyle basic işte neler yaptığımı, hani oyunun nasıl bir oyun olduğunu anlatmaktan ziyade hayatta kalmak üzerine challenge'ımsı bir yanı olacak bu videonun. Dolayısıyla daha böyle net oyunla alakalı bilgi almak isterseniz oraya gidebilirsiniz ya da isterseniz burada oynadıkça beraber de görebiliriz. Şimdi oyunda şöyle bir challenge yaptım. Ya görebildiğiniz üzere hiçbir şey yok. Şu an tamamen bir buz denizindeyiz. Hatta dünyadaki yerimi şöyle göstereyim. Tıkladığım zaman biraz yavaş açılabiliyor. Bulunduğum yer burası ama onun şeyini görmediğim için en yakın yeri seçiyorum. Gördüğünüz üzere eksi 85 derece ortalama sıcaklık. Kışın eksi 110 dereceye kadar, yazın ise eksi 60 dereceye kadar düşüp çıkabiliyor. Böyle daha fazla burada göstereceğim bir şey yok. Ha tabii şeyi de ayarladım. Hemen senaryo benim yaptığım bir senaryo. 600 odun, 600 demir vesaire falan gibi bir takım kaynaklarla başlıyoruz. Birazcık kendime İltimas da geçtim. Böyle birazcık nasıl diyeyim, sürekli 2 dakikada bir ölüp tekrar başladığım olmasın diye. Mesela şöyle bir plasteel spear, yani hani bayağı güçlü bir mızrak kendim için ayarladım. İlk başta hani hayatta kalmama yardımcı olmuyor ama bir yerden sonra muhakkak yardımcı olacakmış gibi geldi. Buffalo Wool denen, yani bufaloya benzeyen büyük yünlü bir yaratığın yününe sahibiz. Doğrudan kıyafet vermek yerine böyle bir şey koydum. İleride eğer başarabilirsem, en azından en basit haliyle hayatta kalabilirsem bundan böyle bir şapka yaparım, bir ceket yaparım. Hayatta kalmam biraz kolaylaşır dedim. Ama onun dışındakiler odun, işte componentlar vesaireler falan filan çok elzem olan şeyler. Neyse, daha fazla anlatmayı bir kenara. Ha bir de şeyi de göstereyim, pardon. Hemen karakterimi de göstereyim. Karakterimin ya her özelliği öğrenebilen şu minik alev o demek. Yani öğrenmesi kolay oluyor. Ama skiller çok fazla yok. Yaptıkça öğrenecek. Evet, bu birazcık avantajlı bir durum. Ama birdenbire hayatta kalmamı çok da kolaylaştıran şeyler de değil. İşte bir takım, yani bu karakteri ben kendim Prepare Carefully isimli mod aracılığıyla yarattığım bir karakter oldu. Yani izlemesi de keyifli olacak şekilde bir karakter yaratmaya çalıştım. Neyse, daha fazla lafı uzatmadan hayatta kalmaya çalışayım. Şimdi gördüğünüz üzere hava eksi 67 derece. Yani benim hayatta kalabilmem için şöyle en azından hızlıca hemen bir şey ayarlamam gerekecek. Kendime bir ev ayarlamam gerekecek. Ama taşıma süremi yani düşürmek için şöyle bir depo alanı yapacağım. Ve orada sadece neredeydi o? Odunlar sıralanacak. Oyunun bu arada Türkçe desteği var ama ben hep İngilizce oynadığım için yani şey yapamadım. Ha bir saniye, önce şunu yapayım. Hop, onu aldın. Hemen şunu, tamam. Hold yap onu. Taşının, süper. Şimdi hemen etrafımı kapatıp 6 5 6 6 şuraya da bir kapı yapacağım. Değil mi? Evet. Böyle bir başlayalım bakalım. Bu arada hipotermi yaşamaya başladık mı? Evet, titriyormuşuz. Hipotermi soğuktan yaşadığımız bir rahatsızlık. Çok ciddi seviyeye çıktığı zaman ölüyorsunuz. Öyle bir problem var o işin. Hemen şöyle bir campfire da yapayım. Burası ısınmaya başlasın. Orayı bitirdikten sonra. Çok iyi. Şimdi İçerisi eksi 45 derece, bizim minor seviyeye düşmüş. Güzel. Hemen şurada indoor alan ayarlayayım. Manager, bir saniye, şurada clear home area kısmını, hop, olmaz öyle. Yani şöyle yapayım. Home area şöyle de yapayım. Bu alanları düzgün ayarlamazsanız kafasına göre sağa sola gidebildiği için evin içi diyeyim şuna da. Ha. Birazcık kasıyor niyeyse. Allah Allah, çok ilginç. Bilgisayarımda bir problem var. Bu benim bu arada ikinci çekimim. İlk çekimimi yaparken şey oldu, problem oldu. Mavi ekran verdi bilgisayarım. İnşallah tekrar aynı problemi yaşamam diyeyim. Ve şuradan bir tane de kendime hemen. Bu da bir şeydi ya, kalitesini ayarlamanıza yarayan bir moddu. Ona şaşırmayın. Vanilla halinde olmayabilir oyunun. Neyse, şunu şöyle ayarlayayım. Ha bir yandan da şunu, ulan telefonum da amma çaldı, bilmem duyuyor musunuz ama Builder for Areas, şöyle bir çatı alanını genişleteyim çünkü bunlar açıkta kaldığı sürece gördüğünüz üzere 48-50, yani enerjisi azalıyor, bittiği zaman da yok oluyor. Bu da doğrudan benim için ölüm demek olacağından bunu ayarlamam gerekiyor. Tamam, roof'u ayarladık. Hemen şöyle bir storage yapayım. 2 tane şey bırakayım, şöyle 4 olsun. Bunu da hemen taşıtayım.
Minor. Eyvah, serious oldu. İçeri gir. Dinlen içeride. İçerisi kaç derece? Eksi 10. Güzel. Güzel. Hemen dinlendi. Tekrar içeri girdi. Serious olduğu zaman olmadı. Neyse ki. Tamam. Şimdi başlangıç için güzel. Başlangıç için güzel. Bunları taşıması biraz problem olacak. Bunları yarın mı acaba taşımaya çalışsam? Neyse. Nereden devam edeyim? Şey yapayım. Production. Evet. Bir research bench yapmam gerekiyor. Çünkü yani yiyecek problemi yaşayacağız yoksa. Şundan ötürü bir yiyecek problemi. Yani bu nasıl çözeceğim research ile? Şöyle bir şey var. Hydroponik denen bir mevzu var. Onu research ettiğim zaman en azından emin içinde böyle bir şey aracılığıyla. Yani ne bileyim, saksıda gibi düşünün. Tam olarak hidroponik teknolojisi nedir? Türkçesini değil. Tamamen kendisini bilmiyorum. Ama bitki yetiştirmemize yarıyor. Dolayısıyla bir şeyle unutuyormuşum gibi. Bed temperature. O kadar da kötü değil temperature'ımız birader. Need materials demiş. Şunları birazcık taşımam gerekecek. Senin durumun nedir? Shivering. Biraz daha dinlen istersen diyeceğim ama dinlenmeden lap diye atladı. Olur, o da olur. Şimdi hala shivering. Taşısın bakalım. Taşıyabildiği kadar. Eyvah, yemek yiyor. Dışarıda yiyor yemeği ya, ben onu bitiyorum. İçeri alıp bir şekilde, yani neyse, sıcaktan ötürü şey yapmasını da istemiyorum. Taşı bakalım. Ulan amma da çok var ya. Git gel, git gel, git gel, git gel. Tamam, içeri gir. Güzel. İçeride bir güzel ısın. Minor'a dönsün. Senin needlerin ne durumda? Uyku falan filan. İyi iyi. Daha uyku kısmına ihtiyaç yok. Şunları taşıdığımız zaman çok rahatlayacağız. Bir yandan da elektrik kısmına girmek istiyorum işin. Çok güzel. Hadi bunu da al. Biraz dinlen öyle al. Ağırda değil ya, taşıyor bunu. Şahane. Evet, bu güzel oldu. Şimdi buraya kadarki kısmı tamamlamış olmam en azından olumlu. Çünkü şey var, yani dışarıda kalmayacağız en azından artık. Ve ya bu çok büyük bir avantaj. Ama bir sonraki adamım ne olmalı mesela? Benim derdim biraz o. Hemen aslında şey yapayım. Tasarlayayım. Şöyle bir tane elektrik üretim kısmına yani inceden bir başlamak gerekiyor. Peki. Bir yandan research yapıyor. Hızlandırdım vakti. İzleyelim bakalım ne olacak. Dışarısı eksi 60 derece. İçerisi 10 derece. Yani bu oduna da çok uzun süre ısınamam. Çünkü bildiğiniz üzere kaynağım sınırlı. Ya odun bittiği zaman nasıl halledeceğim? Şu an çok bir fikrim yok. Göreceğiz. Göreceğiz. O kadar hayatta kalırsak göreceğiz. Şunu bir forward'da ilk önce bunu yapacağız. Aa, component'ları taşımayı unuttum. Neyse, en azından şu an hipotermi yaşamıyoruz. O güzel, olumlu, şahane. Bir sonraki adımın bir de şey olacak. Şu içeriye de bir tane temperature için, yani sıcaklık için şunu yapmam gerekecek. What? Ha. Tamam, orayı yapamıyorsak şurayı yapalım. Buraya da yapmayalım. Bekle bir bakalım. Aferin, dışarıda ye. Git şunu taşı. Evet. Bunu da yap. Evet, rüzgar yok. Şahane. Olsun. O da bir şey. Birazcık dolmasını bekleyeceğim bunun. Çünkü ya elektriksizlik çok ciddi sıkıntı yaratabiliyor. Goddammit. Bakalım başka. Research'e yapmaya başladı zaten. Devam etsin. O bittiği zaman bir şeyler olacak.
Ama ne olacak? Çok da bilemiyorum. Ya çok ciddi şeyde sıkıntı var. Yani bir de bir yandan sonra biliyorsunuz saldırıya uğrayacağız. O saldırıya uğradığımız zaman nasıl şeyler olacak? Tamamen muamma. Evet, böyle ilk başlangıç itibariyle güzel, süper de dönmeye başladı. Bir tane de acaba şey yapsam mı ya? Güneş paneli yapsam mı diye düşünüyorum ama neyse, bu güneş panelinden daha fazla üretiyor ve şey, gece de üretebiliyor sonuç itibariyle. Onun avantajını yaşamaya çalışacağım. Otomatik fuel olayını kapatmak istiyorum ama nasıl kapatıyorum? Neyse. Kapatamadık. Şunu, hadi kaldıralım bunu. Tamam, hemen şunu kurmam gerekiyor. Güzel. Oha, çok soğumuş içerisi yalnız. -15, tamam neyse, -10'lar, -15'ler çok da problem değil. Yalnız hemen şey dindi ya, neydi onun adı, rüzgar dindi. Peki tamam, çok dert değil. Hala iyiyiz. Yemek konusunda çok bir şey yapamadık ama yapamadık değil gerçi. Hidroponik şey yapılmadan, olmadan olmayacak. Bir tane de ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Standing lamp. Bir tane standing lamp yapacağım. Şuraya kurayım onu da. Oraya kurmayayım onu. Önünü kapatırsa şeyleri, odunları alamazsam diye tırsıyorum da. Standing lamp'i buraya koyabilir miyim? Koyarım. Hadi bakalım. Karanlıkta da kalmayalım artık. Ne kadar elektrik şey ışık üretiyor? %50. Tamam, güzel. Başarılı. İlk etap için başarılı. Şimdi burayı bir de genişletmem de gerekecek. Öyle bir dert de var. Şimdi 4'e 4 bir alan, biraz hesap da yaptım ben bu işin. Hesabını da yaptım. 4'e 4 bir alanı tek bir taneyle ısıtabiliyorum ama bir tık daha büyütsem ikinci bir tane hidroyu kurmam gerekiyor. Bu da gördüğünüz üzere elektrik tüketiyor. Hakikaten nasıl olacak ya bu iş? Yeteri kadar dönmezse çok ciddi sıkıntı ama döndü. Güzel. Şahane. İşte şöyle bol bol dön kardeşim ya. Biraz bir biriksin ya. Of, çok efsane. Şahane. Kaldığım yerden devam. Ne oluyor? Need missiles. Defans lazım diyor bir de. Kardeşim, defans yaparız. O dert değil de. Hatta yapabiliyor muyum şu an bir tane? Yapamıyorum. Bir şey yapmam gerekecek. En basit şeyleri aradan çıkartayım da başkalarının saldırması sonradan problem olmaya başlayacak. Yani hani ilk etapta çok da büyük problem değil. İçerisi... Şunu biraz daha arttırayım mı? 31 derece de çok oldu. Hop. -10. -1. Şöyle 24 derece olmaya çalışsın içerisi. Gündüz mü oldu? Saat kaç ya? Gözüküyor mu? Sabahın 10'u. Güzel. Yeni bir gün başlamış oldu böylece. Research. Peki. Şimdi inceden de biraz şurayı bir genişletmeye başlamam lazım benim. Üşüyorsun biliyorum ama tamam, bir tık büyüdü. Hemen şuradan birazcık daha büyüteceğim. Büyütmem gerekiyor çünkü birazdan hani şey de gelecek. Elemanlar da gelecek. Oyunun öyle bir şeyi var. İkinci bir adamınızı çok geçmeden yolluyor. O geldiği zaman da hazır olmak istiyorum. Hemen büyüteyim şurayı. Bir tane daha hemen şundan da yapmam gerekiyor. Biliyorum yani artık. +21, şunu +24'e çekmeye çalışayım. Güzel. Şimdi bir tık daha büyütmüş olduk. Bu low medicine. Medicine hakikaten de az. Ama lazım değil zaten. Tabii hiç şey falan almadım bu arada. İlaç falan almadım başlangıç için. Yani o da ayrı bir dert olacak. Hasta falan olursak bir şekilde artık derdi çözeceğiz ama nasıl çözeceğiz? Bir şekilde. şey yapayım ya. Production hand tailor bench. Tamam, hadi böyle yapalım. Elektrik gitmesin diyeceğim ama 75 tane vermek istiyor muyum şu an ona? Goddammit. Tamam, olsun. Yapacağız. Mecbur yapacağız.
Hemen bir tane başıma şapka yapacağım. Giydikleri elbiseleri şapkanı niye takmıyorsun lan? Eşek sıpası. Bunu takmadı. Zorla da takmak istemiyorum. Ya zorla tak işte ya. Neyse ne. Geçirsin kafasını oğlum, kulakları üşür. Ben en sevmediğim şeydir ya gerçekten. İyi bir şapkan olacak böyle. Askerde de onun çok şeyini yaşamıştım. Bir de emir gelmeden takamıyordunuz falan. Öyle problemler vardı. Kaçak şapka takıyorduk yani. Eksi 21 dereceydi Balıkesir. Neyse. Hey gidi günler. Ne diyorduk? Dışarısı eksi 65 derece. Harekette devam, harekete dediğim şeye devam ediyoruz. Güzel. Peki. Peki. Şimdi bir sonraki aşamam ne olmalı? Yani şu research'un bitmesini bekleyeceğiz ya. Onun kaçarı yok. O sırada da birileri gelir muhakkak. Ya bir şey olur, saldırı olur, ya bir tane adam bize katılır. Ama illaki bir şeyler olur yani. Bu arada kafamızdaki şapka ne kadar koruyor bizi soğuktan? Eksi 30. Ha yok şey. Eksi 44 dereceye kadar daha rahat takılabiliyormuşuz artık. Güzel. Güzel. Dışarıdaki şeyi. O zaman bir saniye. Bir tane de mesela parka çok fazla şey istiyordur muhtemelen. Duster'la Jacket'a bir bakayım. Duster'ın olayı mesela kaç dereceye kadar beni, yok eksi 15, geç Duster geç. Cekette eksi 15 derece. Yani üzerimde ceket var zaten benim ama değil mi ya? Benim ceketim var. Eksi 18 derece. İyi ya, gerek yok. Yani tişört yerine mesela başka bir şey yapabiliyor muyuz? Tişört ne kadar beni sıcaktan koruyor? Eksi 4 derece. Doğal olarak. Ya eksi 4 dediğim şeyi arttırıyor. Neydi onun adı? Hangi derecelere kadar problem yaşamadan kalabileceğimizi şey yapıyor. Arttırıyor da. God dang it. Mesela button down shirt yapsak. Yok. Neyse tamam, bir tane şapka yaptık. Yeter. Yeter. Şimdilik yeter. Yani dışarı çıkmaya da artık gerek kalmadı gibi bir yanı var bir işin. Ne yapacağım dışarı çıkıp zaten? Bir şey yapmayacaksın. O zaman research'ı beklemeye devam. Ya yani neyse ki yemeğim var yeteri kadar. Lan. Wool jacket yapıyor. İptal etmeyi unuttum, yapıyor. Neyse yapsın madem. Belki hani ürün diyorum. Yaptığımız malzeme daha kaliteli olduğu için eksi 18 değil de falan filan. Güzel, bol bol elektriğimiz oluyor. Çok ihtiyacımız olacak. Bir tane daha mı şey yapmalıyım ya? Bir bataryaya daha ihtiyacım sanki olacak çünkü hemen yapsın. Mesela dışarıdayken şimdi ne zaman? Vallahi çok inanılmaz güzel ya. Onu bir şapkayla olayı kurtardım. Bayağı iyiymiş o zaman bu. Dur bakalım. Şu da güzel bir şey çıkarsa. Bayağı dışarı çıkmakta problem yaşamayacağım. Ya saldırı kısmında dışarı çıkmam gerekecek ya. Birazcık o beni korkutuyor. Çalıp götürüyorlar buradan çünkü. Mesela geliyorlar, sana saldırmıyorlar. Ev içinde defans yapıyorsun. Bakıyor böyle bir tamam mı eleman. Diyor ki ulan ben şuradan bir şeyler çalayım kaçayım. Siz burada böyle kapı içinde bekliyorsunuz. Adam buradan alıyor gidiyor. Yani yapıyor bunu. Şerefsizler. Hadi bakalım. Heyecanla bekliyorum bu ceketten bir adam akıllı bir şey çıkacak mı diye. Hemen awful'muş. Eksi 45 derece. Peki. Şahane. Şu an dışarıda istediğim gibi takılabilirim. Lol. Ben bu kadar fark edeceğini tahmin etmiyordum. Bilmiyordum da yani. Şahane.
Oğlum bayağı iyiymiş. Bu Uğul'u almak işimi çok kolaylaştırdı benim. Tahmin etmiyordum böyle bir şey. Neyse dur. Çok pardon. Durun bakalım neler olacak. Hala yemek derdini çözebilmiş değilim. Yemek derdini çözebilecek miyim? Hep beraber göreceğiz. Ben daha sık ölüp doğacağımı düşündüğüm bir şey olmuştu bu oyun. Gerçi görmediğiniz ilk videoda başta bir iki hatamdan ötürü ya of keşke mavi ekran vermeseydi onları görseydiniz. Epic fail'lar oldum da. Neyse kısmet değilmiş. Şeyi falan hesap etmediğim için tabii başta hani başta ilk böyle 6 tane şeyden yapmaya çalıştım falan. Ya donup öldüm. İki sefer falan donup öldüm. Isı mevzusunu çözemediğim için. Şu an hala gördüğünüz üzere şeyi de çözemedim. Yemek olayını da çözemedim. Şu research bitmiyor çünkü. Neyse. Ne kadar? 309, 10, 11, 12 falan. Gidiyor. Neyse ki 4 gün falan daha yetecek şeyim var. Beceriksiz bir adam gelirse kapı önünde bırakırım donar ölür. Bir şey olmaz. Eşyalarını çıkartırım falan. Öyle dertler olabilir. Yanıma hayvan da almayı düşünmüştüm ama hayvanı ne besleyeceğim, neyle besleyeceğim? Hani öyle bir derdi var. Sonuçta eninde sonunda ölür diye düşündüğümden almadım. Aslında onu da hayatta tutmaya çalışmak ayrı bir challenge olabilirdi ama bir de yalnız da kalmazdık. Neyse, durun bakalım belki şey falan gelirse karavan maravan gelirse. Bu arada tabii eksi 52 derece dışarısı ama şeydeyiz, onu da unutmamak lazım. Şu an yaz. Öyle bir durum var. Üzerimdekilerin de hani beni koruyor olması o açıdan çok bir şey ifade etmeyecek eğer yaşayabilirsem. Aha, Wanderer Joins. Bir tane şey kuruldu. Güzel. Yeni bir tane adam geldi. Neciymişsin sen? Geldin. Güzel. Üzerinde ne var? Parkası var. Eksi 40 derece. Oo, şahane. Oğlum bu yaşar lan. Özelliklerine bakalım. Durduk yere yemeğimi harcamasın. Mesele o. Mining. Hiçbir işe yaramıyor. Growing. İşe yarayabilir. Artistik. Social. Social işi. Tamam ya. Prosfabil neymiş ya? Tutuyor. Tamam, entelektüel. Ama eşya taşıyamıyor galiba. Yo, taşıyor da. Güzel. Peki sen gel bakalım ya. Buna bir tane de şey yaparız. Yatak yaparız. Yatak uyur bir köşede. Şuraya yapayım. Sıkış sıkış bir de bunların ayarını yapmam lazım. Yerini ayarlamam lazım bunların ama. Bir saniye. Diğer adam yoktu değil mi şeyi? Research şansı yok. Tamam. Belki daha hızlı research yaparız falan dedim ama. Güzel. İnşallah anlaşırlar bizimkiler. Birbirleriyle anlaşamazlarsa ayrı bir problem olur çünkü. Kendi yatağında kendi yaptı. Şahane. Unowned diyor. Sana ait olacak o ya. Kim olacak? Set owner. Cerber spy. Spy'mış lan. İyi bari. Güzel kardeşim sen niye dışarıda takılıyorsun diyeceğim de takılsın. Üşümüyorsun nasılsa değil mi? Oo şahane lan. Vallahi şahane. Bayağı iyi kurulduk bu arada. Silahın da var. Melee vurabiliyor musun peki sen? Peki. 8. Neyi beğenmedin? Hıyar. Ugly environment. Yapma ya. Shared bedroommuş. Oğlum. Neyse. Sövdürtecek kendini. Şöyle bir ortamda kendine ev bulabildiğini şey yapmıyor, sevinmiyor da. Research az kaldı. Hadi bakalım. Tabii bir yandan Allah bir dakika bunun etraf burada bir yağmur yağarsa canımız çok yanar. Bunun üzerinde şey yok şimdi fark ettim. Bir karmar yağarsa patlarız. Bayağı alev alırız. Eyvah ya. Uyandırmak da istemiyorum. Aa üzerinde yemek varmış. Şahane. Kendi yemeğiyle gelmiş. Bir süre takılır. Bunun da üstünü kapatmış olduk böylece. İyi iyi iyi. Vallahi iyi. Başka ne lazım bana? Çok da bilemedim. Need'lerine bakayım senin. Sen ne derdindesin? Ya bir yemek yiyor ama oturamadığı için falan filan üzülüyor. Böyle şeyler olabilir mi ya? Bu da geziyor. Gez bakalım. Yazın olmasının gerçi eksi 60 derece. Böyle bir yaz olabilir mi ya?
Güzel, güzel. Açıkçası ilk bölüm itibariyle feci biçimde ölmemiş olmaktan ötürü ben memnunum. Şu ilk yemek şeyini de kurabilsem de şey yapabilsem, biraz video uzun oldu gerçi ama artık yani inşallah izlemesi keyif olmuştur. Kesmeyeceğim. Şimdilik kesmeyeceğim. En azından yemek şeyini, kaynağını kurana kadar, nasıl yemek olayını halledeceğim de size gösterene kadar en azından kesmeyeceğim videoyu. Ne kadar olmuş zaten ona bir bakayım. 25 dakika olmuş. Çok da uzun bir şey ya. Daha bir 10 dakika çekerim. 35 dakika olur falan filan bu bölüm diye umuyorum. Neyse. Önemli olan o değil. Jarber. Güzel de bir adam geldi aslında ama şu an başka ne yapmam lazım? Ne yapabilirim? Ne yapmalıyım? Bir şey bulamadım. Peki. Devam etsin. Aksın. Yemeğini yiyor. Tethered Apparel. Ne varmış üzerindeki tethered olacak? Ha. Abi tethered medured yapacak bir şey yok. Bu güzel bir şey yani. Önemli bir şey. Şapkası eskimiş. Ondan mutsuz. Mutsuz değil gerçi. Bakayım mutsuzluk var mı? Evet. Worn out. Yapacak bir şey yok arkadaşlar ona. Yani. Ha, raid. Direkt saldırıyorlarmış. Kim geliyor? Bir tane eleman. Ne var elinde? Limestone Club. Peki. Jarber, senin olayın bu. Git döv kardeş. Bir saniye. Eyvah Melis çok iyi. Eyvah ki ne eyvah. Health vurduk. Bruce Craig. Oo güzel. Güzel. Eyvah. Güzel. Bruce. Evet. Güzel. Bizde sadece Bruce'lar var. Onda bir kırık. Oha. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Strip bunu da. Strip. Eşyaları da alırız. Öldüreyim, kusura bakmasın. Oha, Megaslot Wool Park'a. Oha. Neyse. Gitsin dinlensin. Şunu yükselteceğim. Şimdi mesela buradan bunu alma. Bu ne işe yarıyor ki? Geç. Bunu alma. Bunu da alma. Bunu da alma. Bu lazım olur. Ne işe yarıyordu ki bu? An elective stimulant fills the need for rest and allows users to... Yorulmayı engelleyen bir şeymiş. Uykusuzluğa takılıyorsun falan filan. İyileştirmeye çalışıyor bu da onu ama çok da bir işe yaramıyor tabii o. Neyse yaralarını en azından biraz olsun sarmış oldu. Üşümüyorsun değil mi? Şahanesin ya. Ya yemin ediyorum. Efsanede bir tane parka geldi. O parkayı giydirsem mi? Çünkü bu parka baya yani. Eksi 113 derece. Uf, çok efsane olur. Neyse. İlk raid böyle oldu. Tabii ilk raidler biraz bildiğiniz üzere hani başlangıç itibariyle ya bir tane adam geldi. Yarın öbür gün 2-3 tane adam gelecek. Gelecek yani. Onu yapacak çok da bir şey yok. Eninde sonunda. Şunu bitirse de artık bir güzel kardeşim. Ne giydin lan? Niye böyle bir şey yaptı? Oğlum çok iyi. Hunter King named falan filan 50 years old. Yok. Yok. Ölürse ölsün. Yapacak bir şey yok. Birisi bizim yardımımızı istedi. Üçüncü bir adamı taşıyacak yer de yok zaten. Bir de yani onun peşinden gelecek olan düşmanları da öldürmek şu an sıkıntı olabilir. Şey var, soğuğu aslında lehime de kullanacağım. Kış olduğu zaman. Bir şekilde adamları dışarıda tutup falan. Ama nasıl yapacağım? Şu an çok da bilemiyorum ama. Güzel kardeşim sen niye bunu Cloud Park'a girsene sen ya.
Yani soğuğa daha iyi aslında o. Niye onu çıkartma gereği duydun, isteği duydun? Çok bilemiyorum. Hadi sen de dinlen. Yemeğini ye. Güzel. Şu research'ını tamamla. Sonra ne research edeceğim? Onu da düşünmem gerekiyor bir yerden. Bir yandan. Bitti mi? Bitti. Çok iyi. Şimdi durdurduğundan emin olayım oyunu. Passive Cooler, Terrain, Pemmican, Drag Production, Refining değil. Bunları şu an açıkçası mikroelektronik demiş. Multanline. Bunlar hiçbir işime yaramayacak benim bu aşamada. Autodoors, Colored Lies vesaire vesaire, Carpet Making. Şu an bunların hiçbir işime yaramayacağı için bir şey yaptırmayacağım. Derhal Production Hydroponic Basin. Evet, şunu yapmanın vakti geldi. Bunu da kaldırıp yakınına reinstall et. Şurada diyeceğim. Work'te bu arada grow'u bizim elemanımıza yaptıracağım. Çünkü onun özelliği daha yatkın bu işe. 70 watt, 75 watt. Güzel. Yetiyor mu peki bu? Growth rate niye düşük? Needs light level 50. 50 zaten. Eyvah ya. İşte böyle bir problem var. Sunlight illaki yapmak zorundayım. Belki onunla hallederim. Yavaş da olsa büyür diyordum. Hani normal bir şeyle. Bu da deli gibi elektrik yakıyor. Deli gibi ama. Yani bunu nasıl çözerim? Bir tane daha power için wind turbine yaparım önce. Öyle çözerim. Bir tane daha hatta önlerine şundan koyarım. Neyse ki. Nereye var? Yok. Anca bir tane yapılabiliyor. Eclipse olduğu zaman da patlamamak için bu çok daha net bir şey ya. Oh be. Şunu da kaldıracağım. Demir ucu ucuna yetti arkadaşlar. 1076-1110. Güzel. Artıyor hala. O da güzel. Yani bakalım. İlkini yaptık ama şu an demirim kalmadı. Demir dediğim çelik bu arada. Steel. Yani nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Neyse ki rüzgar var. Yani bir süre idare edecek kadar en azından. Onun ucu ucuna yetti. Hiç hesap etmemiştim bak bunu. God damn it. Çok şimdi birazcık da 3.5 atmadım değil yani. Evet. Joy source lazım demiş. Joy ile alakalı probleminiz var mı ki sizin? Yani dışarıda yürüyerek falan filan hallediyorsunuz o işi. Neyse bir tane gene bundan yapayım da. Çok eğleniyorlar dışarıda yürürken. Sen şeytan mısın, melek misin? Sanki benden... Eyvah ya, ne yapıyorum? Şimdi bu adama yardım etmek mi, etmemek mi? Ya güzel kardeşim, research'in de şahaneymiş ama bir boğaz daha doyuramam. Kusura bakma, öleceksin. Daha iyi, etrafta oluyor. Oğlum niye doğru dürüst dolmuyor diyecektim ki doluyormuş zaten ya. Deli gibi çalışmalarına rağmen. Bakalım ya, ilk şeyi alabilecek miyim onu da görmek istiyorum. Eclipse bitti. Çok lazımdı zaten.
Neyse bir research projelerden devam edeyim ya. Bir şey seçeyim. Dirt, mud, stone and other terrains to make underground greenhouses. Hadi bakalım. Topraklama yöntemi falan gibi bir şey yapıyorum. Bakalım hydroponics olmadan yiyecek falan yapmama yarayacaktır. Tabii bir yerden sonra ne kadar işimi görecek hep beraber göreceğiz. Falan fena gitmiyoruz ya şu an. Rüzgar da yanımda. Neyse ki. 3'te 1'i tamamlanmış. Kaç günde sürüyordu mesela normalde bu? 3 gün sürüyormuş. Güzel. 2 gün içerisinde ilk patateslerimizi alacağız da bunlar ne kadar yetecek acaba? Kaç gün yetecek? Bir de şey de var. Daha... Nasıl pişireceğiz bunları? Şu wooden hand tailor bench. Eyvallah da. Kaçtan yapılıyordu bunlar? Bir tane şöyle bir uzatayım. Sekiz tane var değil mi burada? 40'ı buraya gidecek. Eyvah bir dakika. Ha tamam. Production. Electric stove dediğim zaman yapamıyorum. Field stove onu da yapamıyorum. Stove yapamıyorum. Çeliğe ihtiyacım var. Yemeği nasıl halledeceğim? Bundan sonra çiğ değinebilen bir şeyler yapmam lazım. Eyvah minimum skill 5 istiyor. Grove'um ne durdu? 6. Ha şahane. Tamam. Güzel. Bunu bir kere aldıktan sonra çevireceğim. Strawberry'ye çevireceğim mevzuyu. Büyütmenin de manası yok o zaman şeyi. Kafamdan bir dünya şey geçiyor. Bakalım. En azından buraya kadar gelebilmiş olmam da şahane. Yani buz denizinin üzerinde minicik bir kulübede yaşamaya çalışan iki insanız. Çok romantik oldu öyle söyleyince de. Bu ısıtıyor mu aynı zamanda acaba içerisinde ya? Deli gibi ısıtıyor olması lazım aslında bakarsan mantık olarak. Rüzgar bir kesilirse bitiyor olayımız yani. 10. gün bu arada. Bir yani yaz ayının 1. gününde başlamıştık. Şu an yaz ayının 10. günündeyiz. Hava gayet sıcak ve güneşli. -55 derece. Bu hakikaten en yüksek sıcaklıklar bunlar. Burada göreceğimiz. Sanki ya... Aha kargo pot. Bir şey düştü. Allah be. Bu çok iyi oldu. Bir dünya ama hayır. Çiğ yenmiyor. Pirinç çiğ yenmiyor. Pirinç düştü resmen gökten ama pirinç çiğ yenmiyor. Ne yapabilirim? Şöyle bir şey yapabilirim. Şurada kamp ateşi yaparım. Yakarım yani daha doğrusu. Sonra Ed Bill Cook Simple Meal diyelim. Yirmi kere diyelim. Cooking olayım var mı? Senin yok. Ya nasılsa şey yapmıyoruz. Karakterimizin kıyafeti donmamasını sağlıyor. Şurada bir tane daha şey yapayım. Stockpile zone yapayım. Şunu da hepsine clear all diyeyim. Raw resources, plant matter değil. Food. Raw food. Meal değil. Tamam. Onları toplasın getirsin bu yakına da. Güzel güzel. Yani birazcık odundan kayıp da ediyor olsak
yemek derdimizi kısmen de olsa çözmüş oluruz. Bu sayede. Evet. Güzel. İlk yemek kaynağında ya gökten resmen gökten indi ya. Resmen gökten yemek indi. Güzel de oldu bu açıdan. Patatesler de çıkacak. Ondan sonra onları ben şeye çevireceğim. Çileğe çevireceğim. Pişirmeden yiyebileceğimiz şeylere çevireceğim. Minor break risk. Neden? Soğukmuş. Allah Allah. O kadar üşürsün. Bir şey olmaz. O kadarını kaldırırsın yani en azından. Üşürsün dediğim. Güzel. Birbirleriyle de konuşuyorlar. Tatlı. Evet, bir süre daha hayatta kalmamızı sağlayacak yemeği de bulduğumuza göre sanıyorum ki bu bölümü burada bitirmek yerinde olacak. Açıkçası bu serinin gelmesini devam ediyorsanız lütfen beğenerek desteğinizi gösterin arkadaşlar. Çok emin olamadım. Şu an baya böyle hani sessiz sakin devam ettik gibi oldu. Ben normalde gerçekten de birkaç sefer beceriksizlikle hani sonuçlanacağını düşünmüştüm ama dediğim gibi mavi ekran bir patladığında patlayan mavi ekran verdiği için patlayan kayıtta bir iki sefer rezillik dönmüştü. Neyse gerçi bayağı utanç verici şeyler oldu yani çok basit şeyleri göz önünde bulundurmadım dediğim gibi işte hani ısıtma vesaire falan alan olarak. Neyse ilginizi çekiyorsa videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Doğrudan bana ulaşmak isterseniz de Orhun Kalp olarak beni Twitter'dan bulabilirsiniz. Kişisel olarak kullandığım Twitter hesabıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde ne olur ne biter bilemiyorum. İşte yemek vesaire falan filan onları çözdük gibi. Kendi yani gökten inmesine güvenmeden şey yapabileceğim, devam edebileceğim bir koloni kurabilecek miyim bu buz denizinde hep beraber göreceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Abone olmayı da falan. Yani bunları söyledim zaten ne gerek var. Hadi hadi bay bay. Hoşça kalın.